Sultan Gıyasettin Kehüsrev Hazretleri. Ertuğrul Bey getirin. Ertuğrul Bey, hükmümü vermeden evvel seni dinlemek isterim. Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri'ni öldürmekten yargılanmaktasın. Ve benim üzerime atılan bu kara leke, burada yapılan bu adaletsiz yargılama, bundan mesul olanların alnından bir ömür boyu silinmeyecektir. Ertuğrul Bey, ortada iftira yoktur. Adalet Divanı gerekli tahkikatları yaptı. Eğer Adalet Divanınız adil olsaydı, siz de hakikatlere göre hüküm verseydiniz, bu meclistekilerin yarısı burada olmazdı. Yeter! Gayrı hüküm vaktidir. Kayıbeyi Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey'in... Destursuz girersin. Sen de kimsin? Adım İbn Arabi'dir. Adaletten sapanlara Allah'ın gazabını hatırlatmaya gelen bir kayıp. İbn Arabi mi? Merhum Sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretleri size hürmet ederdi. Şimdi burada bulunma sebebiniz ne ola? Buraya gelme sebebim, burada tahrip edilen adaletin hakkıyla inşa edilmesi için size yol göstermektir. Ertuğrul Bey, nice vakit babanız Alaaddin Keykubat'a sadık kalarak, canını dişine takarak devletine nice yurtlar edindirmiş, devlet için cenklere girmiş, zaferler kazanmış yiğit bir beydir. Şimdi bir kara iftirayla Ertuğrul Bey'e reva görülen bu muamele vicdana da, adalete de, hakikate de zulümdür. Size hürmetim vardır. Lakin tahkikatlar yapılmış. Ertuğrul Bey suçlu bulunmuştur. Tahkikatlar zahirle yapılır. Gönlünüzde tahkikat yaptınız mı sultanım? Belli ki gönlünüzde yaptığınız tahkikat Ertuğrul Bey'in suçlu olduğuna sizi inandırmaz. Gözlerinizde gördüğüm tereddüt, vereceğiniz karardan emin olmadığınızı gösteriyor. Sultanım, hadsizlik etmek istemem. Lakin sizin kararınızı sorgulamak bir dervişin haddine midir?
Ertuğrul Bey'i korumak sizin üzerinize vazife midir? Peygamber Efendimiz haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır buyurur. Ertuğrul Bey haklıdır ve zulüm altındadır. Hakikati can pahasına da olsa müdafaa etmeyen alim değil, zalimdir. Eminim siz de benim kadar onun masum olduğuna inanırsınız. Ona kefilim. Ben Ertuğrul Bey'in masum olduğuna inanırım. Buna rağmen Ertuğrul Bey'in idamına hükmederseniz evvela beni idam etmeniz gerekir. Hükmümdür. Delillerin yeterli olmadığını, Ertuğrul Bey'in masum olduğuna ve azat edilmesi gerektiğine kanaat getirdim. Sultan, bu adam... Yeter! Sultan, ben miyim, siz misiniz? Ben hükmümü verdim. Herkes buna biat edecek. Şimdi itirazı olan var mı? Ertuğrul Bey ayağa kalkasın. Şimdi obanın ve merhum sultanımızın verdiği vazifelerinin başına geçesin. Allah size de, devletimize de zeval vermesin. Bugün burada İbn-i Arabi vesilesiyle tecelli eden adalet inşallah daim olur sultanım.